Anadolu'nun kalbinde, Gümüşhane'nin Sarıçiçek köyünde tarih yeniden hayat buluyor. Geleneksel Türk misafir odalarının büyüleyici atmosferi, usta ve çırağın ellerinde yeniden şekilleniyor. Bu odalar, geçmişten günümüze taşınan misafirperverlik kültürünün en güzel yansımalarından biridir. Usta zanaatkar, yılların birikimi ve tecrübesiyle ahşabı işleyip, motifleri nakış gibi işlerken, çırağı da bu kadim sanatın inceliklerini öğreniyor. Her bir detay bir hikaye anlatıyor. Her bir oda tarihin sessiz tanığı oluyor. Bu odalar sadece dört duvar değil, aynı zamanda dostlukların filizlendiği, hatıraların canlandığı kutsal mekanlardır. Sarıçiçek Köyü, bu eşsiz sanatın kalbi olarak ziyaretçilerini zamanda bir yolculuğa davet ediyor. Şu an Sarıçiçek Köyü odalarındayız. Burası ustanın yaptığı odamız. Hacı Ömer Gündüz'ün iki tane odalarımız var. Tarihi değerini yani koruyor şu anda halen. Sadece boyasında bir değişiklik oldu. Yazında turistlerimiz yerli, yabancı turistlerimiz geliyor ziyarete. Açıyorsunuz değil mi? Açıyoruz tabii, geldikçe açıyoruz. Yani turistleri geldikçe ağırlamaya çalışıyoruz. Bunlar misafir amaçlı yapılmış. Yani o zamanki devirde araba böyle kullanım daha zor olduğu için o zamanki devirde kişi gelenler burada konaklardı. At, eşek, böyle şeylerle gelirler. Gelen de işte burada kalırdı 3 gün, 5 gün. O zamanki şartlarda misafir için yapılmış odalar. Yani ustayla çırağın ikisi buraya başlamışlar. Ustayla çırak arasında ufak bir problem yaşanmış. Çırak gidecekken işte aşağıda da başka bir abimiz var, dedemiz. O da bize bir oda yap demiş, yapabilirsen. O da oraya başlamış. Kimileri geliyor ustanın odasını beğeniyor, kimileri çırağın odasını beğeniyor. Aralarında böyle bir mevzu geçmiş. Yani demelerine de o zamanki şartlarda işte burayı yaparken kimseyi içeri almamışlar bitirdikten sonra. Hatta usta tamamlamamış. Aşağıki odada bir yatak yeri var işte burada. Şam'dan mı diyor işte, ampul yerleri var, bunları tamamlamamış. Aralarında böyle bir mevzu geçmiş. Yani ustaların da tam olarak nereden geldiği, nereli olduğunu bilmiyoruz. Trabzon tarafından geldikleri söyleniyor. Peki gelen vatandaşlar hangi odayı beğeniyor muhtemelen? Kimisi hocam burayı beğeniyor, kimisi aşağıyı beğeniyor. Yani insanların görüşü farklı. Yani buradaki bazı özellikleri daha çok beğenen oluyor. İşte şöminedir, göbektir. Ama orada da daha farklı ince bir işçilik var. Kimisi de orayı beğeniyor. Yani herkesin görüşüne göre farklı farklı. Bizim bildiğimizde bu kadar. 200 yıllık bir mazisi var hemen hemen. Belki daha da uzun olabilir. Belki daha da kısa olabilir. Ama bizim dedelerimizden duyduğumuz yani 200 yıllık bir mazisi var odalarımızın. Yani özelliği de zaten bunu tabii herkesin bildiği el işçiliği olması. Şimdiki şartlarda tabii ki bu odaları yapan birçok usta var. Ama o zamanki şartta adam bir murç bir çekişle yapmaz yani el işçiliği. Bu odalar Sarıçiçek Köyü'nün yani misafirperver olduğunu gösteren bir kanıtı bu odalar. Niye? Bu odaların altında, diğerinde de, bunda da atahır dediğimiz yani gelen misafirin atlarının kalması için de yerler yapılmış. Şunların altı mesela, bunun altı atahır diyelim. Gelen misafir burada ağırlandığı gibi atları da ağırlanıyordu. Hatta diğer odanın şimdi şu köyün önünde hemen hemen bir 30 dönüm bir arazi var. Yani değerli bir yer. Oranın sahibi orayı, o araziyi odaya vakfetmiş. Yani bizden sonra gelen nesil buraya gelen misafirleri ağırlasın, yedirsin, içirsin. Burayı kim misafiri ağırlarsa bu arazi de onundur. Yani oraya vakfetmiş. Ha tabii şimdi ne yapmış? O kabilenin insanları şey yapmış, bölmüşler aralarında şey yapıyorlar, kullanıyorlar ama yani yapan adam bugünü düşünmüş, gelene, misafire hizmet etsin diye, ağırlasın diye orayı doğruya vakfetmiş. Oranın gelirinden odaya gelen misafirler de baksın diye. Onun için gerçekten Sarıçiçek Köyü misafirperver bir köydür. Vefalı bir köydür. Recep Bey, işte bu 200 yıllık bu hanenin misafirlere hizmet ettiği sofra. Yani onda yemek yedir. Devam. Bu kervan döneminde gelip geçen kişiler burada muhakkak ki Aliyeza Hoca'nın otelleri. Hoca'nın oteli burası işte, Atilla, Hanilla. Evet.